Web TV canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceren Duman. Bugünkü Yerel Gündem programımızın konuğu İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel. Sayın Yücel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum. Bu ülkede ne kadar iyi olunabilirse. Peki o zaman şöyle söyleyelim. Tabii yoğun bir gündemin içindeyiz. Özellikle programın süresince de İzmir'den, İstanbul'dan ve Baro'dan bahsedeceğiz. Baro'nun çalışmalarından bahsedeceğiz ama ilk olarak Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan bir tanesi YSK'nın geçtiğimiz haftalarda aldığı karar. Özellikle de 4 oy pusulasının olduğu bir zarftan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yenilenmesi yönündeki kararı. Demokratik ve hukuki açıdan siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorunun içinde cevabı verdiniz. O yüzden aslına bakarsanız bana söyleyecek çok da bir şey bırakmadınız. Aynı zarftan çıkan 4 pusuladan 3'ünü geçerli, 1'ini geçersiz kabul etmek üzerine kurulu bir karardan söz ediyoruz. Mahkeme kararları ya da yargısal mercinin her türlü kararı bütün yurttaşları ikna edebilecek açıklık ve yeterlilikte olmalı. Şu ana kadar bu açıklığı ortaya koyacak bir sebep kamuoyunun önüne sunulmuş değil. Bizler bilmiyoruz. Ama görünen o ki siyasi iktidar, iktidar sahipleri bu gerekçeden haberdarlar. Çünkü her seferinde aslında gerekçe o değildi, başka bir şey. Aslında şuradan iptal ettiler falan diye açıklamalar geliyor. Ama eğer durum böyleyse gerçekten de işte siyasi iktidarın temsilcilerinin söylediği biçimiyle bir gerekçe açıklanacaksa bu da aslında korkunç bir şeyi gösterir. Mahkeme kararlarının kamuyla paylaşılmadan evvel, alenileşmeden evvel bazı organlardan, bazı mercilerden, bazı siyasi odaklardan geçerek geldiğini gösterir ki bu bile mahkemelerin ya da bu kararı veren mercilerin bağımsızlığı üzerine bir soru işareti olmuştur. Süreç tümüyle hukuka aykırı bir biçimde kendini gösterdi. Birkaç problem var burada. Yani benzer biçimde, benzer iddialarla Türkiye'nin birçok yerinde seçimin iptali istendi. Bunlardan bir kısmını çok net gerekçelerle reddetti. Mesela bir tanesinde dedi ki size bir tarih vermiştim ben sandık kurullarına ilişkin, seçmen listelerine ilişkin. Bu tarihe kadar itiraz etmeniz gerekirdi. O tarihten sonra itiraz ettiğiniz için artık ben bunu ciddiye almıyorum dedi. Bu bir yaklaşım biçimiydi. Başka bir kararında biliyorsunuz daha önceki seçimlerde mevsul oy pusulalarıyla ilgili olarak şunu söylemiştim. Her ne kadar oy pusulaları mevsulse de bunda yurttaşın bir sorumluluğu yok, bir kabahat yok. O sandığa gidip oyunu kullanırken oy pusulasının mühürlü olmadığına bakmadan kullanıyor ve irade sandığa yansımıştır. O yüzden de ben sandık içinden çıkan oyları geçerli kabul ediyorum. Bütün bu söylediklerinden aslında şey anlıyoruz. Yani kuralları belli bir oyun oynanıyor orta yerde. İtirazlar ne zaman gerçekleşecek, nereye yapılacak, hangi koşullarda yapılacak, bütün bunları bir silsile içerisinde açıklamış görünüyordu seçim kurulu. Ama geldiğimiz noktada bütün bu söylediklerinin aksine bir görüşü ortaya koydu ve İstanbul'da tam da söylediğiniz gibi diğer bütün seçimler yerli yerinde kalırken Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptaline kadar giden bir süreç işledi. Bekliyor muyduk bir hukuk örgütü olarak, bekliyor muyduk ya da bir hukuk örgütü olarak bunu değerlendiriyor muyduk? O konuda aslına bakarsanız ben iptal edilmeyeceği konusunda bir fikre sahiptim. Böyle olmasını da umuyordum açıkçası. Sebebi de şu. İsterseniz önce mikrofonumuzu tekrar, şöyle. Evet. Daha önce vermiyorsunuz mikrofonu, sonra mikrofonu bir takımda, sanki ben unutmuşum gibi. Neyse. Yani bir hukukçu olarak şunu bekledim açıkçası. YSK sağlam bir yerde durur, bu seçimleri de diğerleri gibi iptal etmez. Halkın iradesi sandığa yansımıştır der. Çok uzun bir zamana yaydılar. Üzerine olaylar eklendi. Bir takım yerlerden incelemeler istediler. Sandıklar tekrar sayıldı. İstanbul'da bir kısım sandıklar 3 kez, bazıları 2 kez sayılmış durumda. Konuya ilişkin, özür diliyorum, yani siz de belirttiniz az önce zaten, YSK aldığı kararlarla gündeme geldi. Örneğin 7 ilçede birinci seçilen partiye değil, ikinci seçilen partiye mazbata verildi.
bugün Yüksek Seçim Kurulu 200 sayfalık gerekçesini tamamladı ama açıklamadı aynı zamanda da. Sadece yani iktidar bu seçimlerde, 31 Mart yerel seçimlerinde birçok büyük şehri kaybetti aslında. Ama sadece İstanbul'da bunun yaşanmasının sebebi nedir sizce? İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi aslında Türkiye ekonomisinin büyük bir bölümünü. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi de ekonomik güç anlamında Türkiye'nin en güçlü belediyesini ifade ediyor. Hatırlarsanız Ekrem İmamoğlu'na mazbatının verildiği dönemde kısa bir süreç içerisinde vakıflara ve derneklere yapılan harcamaları, bağışları, verilen binaları, ne kadar para verildiğini, ne kadar tefrişat yardımı yapıldığını açıklamıştı, açıklanmıştı bu bir liste halinde. Orada baktığınızda bütün bu örgütlerin, derneklerin, vakıfların tümüyle siyasi iktidara yakın dernek ve vakıflardan oluştuğu ve onlara bir para aktarma aracı gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kullanıldığı görülüyordu. Birincisi bu ekonomik gücü kaybetmek istemiyorlar. İkincisi bütün bu yapılan işler elbette ki hukuka uygun biçimde sürdürülmüş olabilemezdi. İstanbul halkına aktarılması gereken paralar, İstanbul halkına hizmet olarak gitmesi gereken paralar, bir takım vakıflara, derneklere, yandaşlara peşkeş çekilmiş durumdaydı. Yine hatırlayacaksınızdır, seçimlerden hemen sonra mazbatayı aldığında bir büyükşehir belediye başkanı olarak elinin altındaki verileri kayıt altına almak istediğinde hiç alakası olmayan iki kişinin itirazıyla yine alakası olmayan bir mahkeme kararından bu işlemin durdurulmasına karar verildi. Şimdi akla birkaç soru geliyor tabii. Ne gibi? Bir kurumun başına seçilmiş en yetkili insan o kayıtlara bireysel olarak ulaşması her zaman mümkün. Ama anladığım kadarıyla İmamoğlu'nun yapmaya çalıştığı şey belediyeyi devraldığı tarihte durumunu ortaya koyacak, ekonomik verileri belli edecek. Kime ne kadar para verildiğini, kime ne kadar ücret ödendiğini, kimin belediye personeli olduğunu, hangi firmalarla ne koşullarla iş yapıldığını gösteren bütün teknik veriyi kopyalayıp elinin altında tutmak istemiştim. Çünkü aslına bakarsanız idarede devamlılık esası sonraki süreçte İmamoğlu'nun da sorumluluğu var. Yani yapılan işlemleri denetleyip denetlemediği, bu işlemleri devam ettirip ettirmediği, var olanlar üzerinden bir değerlendirme yapıp yapmadığı konusunda kendi sorumluluğu da doğabilecekti. Dahası nasıl bir belediye teslim aldı bunu ortaya koyabilmek istemişti ve buna engel olundu. Şimdi buna engel olmanın iki sebebi olabilir. Ya korkunç bir kaçak var bir yerlerde ve bu kaçak ortaya çıksın istenmiyor, bu kaçak belgelensin istenmiyor, bu kaçak belgelenirse sorumluları hakkında çok ağır bedelleri ve sonuçları olabilir. Birinci ihtimal bu. Başka hangi sebeple zaten aleni olan, zaten belediyenin elinde olan kayıtların alınmasını engelleyebilirsiniz. Amaca uygunluk, nasıl bir amaç beklersiniz ki bu işlemden? Başka ne olabilir? Yani var olan durumu tespite yönelik bir işlemden söz ediyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şeffaf belediyecilik anlayışı sadece İstanbul'da duruldu. Başka belediyelerde de borca batıklık konusunda birçok şey yapıldı ama tekrar söylüyorum. İstanbul ekonominin en yüksek olduğu kent. İstanbul rantı çok büyük bir kent. O diğer büyük kentlerin bütçesini topladığınızda İstanbul'un bütçesine ulaşamayacak bir bütçeden söz ediyoruz. Tek başına İstanbul o kaybettikleri diğer büyük bütün büyük kentlerin bütçesine eşit bir şeyden bir şey bütçeden söz ediyor. O yüzden burada çok önemli bir problem var. Umuyorum ki şu anda deliller ortadan kaldırılmıyordur. Umuyorum ki Büyükşehir Belediyesi'nde evraklar yakılmıyordur. Bir takım hukuka aykırılıklar örtbas edilmiyordur. Çünkü vakti zamanında yapmadığınız şey özellikle de şu anda idare yine kanunda yer almayan biçimde bir başkan vekili atadı. Aslında meclis içinden seçilmesi gerekirdi. Ve nasıl bir işlem görüyor? Büyükşehir Belediyesi'nde neler oluyor? Şu anda kamuoyu tamamıyla bilgisiz. Oysa şeffaf olması lazım. Oysa açık olması lazım. Denetlenebilir olması lazım. Hatırlarsınız yine bazı yerlerde yapılan televizyon yayınlarının yani meclislerin toplantısını televizyondan yayınlama kısmına yasak getirmeye, bunu engellemeye çalıştılar. Şimdi konuştuklarınızdan bu kadar korkunuz mu var?
Kullandığınız oydan bu kadar korkunuz mu var? Neden açık olmasını, neden yayınlanmasını engellemek konusunda bir çabaya girersiniz? Bu da bir kenarda başka bir soru olarak duruyor. Peki hukuki anlamda yayınlanmamalı diye bir şey var mı? Hayır. Bir gerekçe var mı? Hayır. Okay. Yani bu bir meclis toplantısıdır. Büyükşehir adına işlem yapar, yurttaşlar adına işlem yapar. Yayınlanmamasını gerektirecek hiçbir şey yoktur. Büyük Millet Meclisi'nin yayınları, görüşmeleri yayınlanmıyor mu? Yani Büyük Millet Meclisi'nin görüşmelerinin yayınlanabildiği bir yerde Büyükşehir Belediyesi toplantılarında görüşmelerin yayınlanmaması gibi bir anlayış kabul edilebilir mi? Elbette orada da bir kürsü dokunulmazlığı var kendi sınırları içerisinde. İnsanlar düşüncelerini dile getirecekler. Ama sanıyorum ki şundan kaynaklanıyor yayın engelleme işi de. Çünkü anımsarsanız Cumhurbaşkanı seçimlerin hemen akabinde şunu söyledi. Meclis çoğunlukları bizde. Evet. Çalıştırsınlar da görelim. Bu söylenecek her şeyin, getirilecek her önergenin aslında AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla geri çevrilebileceği, bir anlamda belediyenin çalışamaz hale getirilebileceğine ilişkin bir işaretti. Ama makul ve mantıklı talepleri, makul ve mantıklı işleri hayır oyuyla geri çevirirseniz o zaman da halkın daha çok tepkisini çekerdiniz. O yüzden ortalık yerde olmaması lazım bu işlerin. O yüzden kapalı kapılar ardında olması lazım. Bunu temin etmeye yönelik bir yaklaşımdı diye düşünüyorum. Ama bütün bunlar toplamında günün sonunda baktığınızda aslında demokrasiyi ortadan kaldıran, demokrasiyi hedef alan işler. Bir büyük şehirde İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yetkisini kabul etmemek, başka yerlerde oyunun kurallarını sonradan tamamen değiştirip KHK'lı oldukları gerekçesiyle belediye başkanlarına mazbata vermemek, ikincilere mazbata vermek. Bütün bunlar demokrasi oyununun kuralları arasında yok. Yani şunu söylemek mümkün değil. Bu insanlar saklı gizli aday olmadılar. Sandıktan aday olmayan birinin ismi çıkmadı. Bunların aday olacakları. O ilçenin yönetimine, o ilin yönetimine aday oldukları ve kazandıkları takdirde belediye başkanlığı görevini üstlenecekleri zaten önceden biliniyor. Şimdi şöyle bir şey yapıyorsunuz, o zaman tuzak kuruyorsunuz ki devlet tuzak kurmaz. Önceden bildiğiniz isimlere tamam sen yarışa gir diyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki ya sen girdin ama olmaz. Neden o zaman yarışa aldın, neden yarışa kabul ettin? Eğer yarışa en başta kabul etmeseydin o zaman belki şöyle bir seçenek olacaktı. O kişilerin yerine bir başkasının aday gösterilmesi. Bir hukuki tartışmada bir başkasının aday gösterilmesi ve yine o kişilerin aldıkları oyu almaları, o kişilerin aldıkları sonucu almaları sağlanabilirdi. Ve yine belediye başkanlıkları halkın oyu doğrultusunda, tercihi doğrultusunda, isteği doğrultusunda yani demokratik kurallara uygun bir biçimde hayata geçmiş olurdu. Ama oyunun sonunda kuralları değiştirip sonra da asıl kazananı mağlup ilan etmek sanıyorum yalnızca bizim gibi demokratik olduğunu söyleyen ülkelere ama aslında özünde demokrasiyi hiçbir zaman içselleştirememiş, kurum ve kurallarını hayata geçirememiş ülkelere özgü bir şey. Seçimin işleyişinden biraz bahsedecek olursak peki. Mesela 31 Mart şartlarıyla yine 23 Haziran seçimlerine gidileceği belirlendi. Seçmen listeleri aynı kalacak. Peki seçmen listeleri yenilenmeli miydi? Mesela 18 yaşına girenler oy kullanmalı mıydı bu seçimlerde? Yoksa böyle olması hukuki açıdan daha doğru bir şey mi? Ya ikisi tamamen farklı şeyler tabii. Şimdi 31 Mart koşullarıyla girdiğinizi söylüyorsunuz. Eğer öyle diyorsanız 31 Mart'taki aday ve listelerle girmeniz gerekli. Hayır seçim iptal edildi, bu artık yeni bir seçimdir diyorsanız o zaman da yani nereden baktığınıza ve oyunu nereden kurduğunuza bağlı olarak değişir. Bu tamamen yeni bir seçimdir diyorsanız işte o zaman da bu yeni seçimin tarihinde kim varsa 18 yaşını bitirmiş, seçme yaşına erişmiş kim varsa onları da dahil etmeniz gerekirdi. Bu yeni bir seçim diyebilmek açısından. Ama yani gerekçesi nedir, şey nedir onu ben de tam şu anda bilemiyorum ama oyunu böyle kurdular. Umuyorum ki yeni seçimler gerçekleştiğinde de 18 yaşını tamamlamış biri bu kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurup şöyle bir karar almaz. Ben 18 yaşını bitirmiştim, seçme hakkım vardı ama benim seçme hakkımı elimden aldı YSK. Yenilensin. Bu da bir ihlaldir, seçim yenilensin. Buyurun size bir kavga, bir gürültü, bir tartışmada. Böyle bir şey mümkün. Her zaman mümkün. Çünkü seçme seçilme insanların en doğal hakkı. Siyasi haklar Avrupa İnsan Hakları, Avrupa'nın da kabul ettiği, Türkiye'nin de uluslararası sözleşmelerle kabul ettiği
en önemli haklardan biri. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar başvuru yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Bizim anayasamızda da var bunlar. Şimdi biri eğer şunu söylüyorsa, var çünkü geçmişte cezaevinde olduğu için oy kullandırılmayan, bu nedenle de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurup ihlal kararı almış olan başvurucular var. Bu bir ülkenin seçim sistemini toptan değiştirebilecek bir şeydir ama hani ben bunu bir felaket senaryosu olarak ortaya koydum. Yine istedikleri sonucu alamazlarsa acaba nasıl bir oyun tezgahlanır? Onu merak ettiğimden söyledim. Her şey düşünülebilir. Ama çok kaygı duymuyorum. Ben seçimlere ilişkin çok kaygı duymuyorum. Çünkü Türk halkının bir özelliği var. Baskıcı dönemlerde, özellikle demokrasinin askıya alındığı dönemlerde çok daha net bir refleksle ortaya çıkıyor. Yani bunun işte bir döneminde sizler anımsayabilirsiniz, çok gençsiniz ama 12 Eylül döneminde yaşadık. Bütün cuntacıların, bütün ısrarlarına, taleplerine, reklamlarına rağmen sandıktan Turgut Özal gibi bir isim çıkabildi. Tamamen beklentilerin tersine bir isim çıkabildi. Orada da farklı bir tepki, farklı bir tavır göstermişti Türk halkı. Bugün de benzer bir sonuç olacağını düşünüyorum. Bugün yaşanan şeyin bir mağduriyet olduğunu, bugün yaşanan şeyin demokrasiyle ilgisi olmadığını, bugün yaşanan şeyin İstanbul Büyükşehir'de yönetimi devretmemek, demokratik kurallarla devretmemek üzerine bir oyun olduğunu ben İstanbul'da yaşayan bütün yurttaşların göreceğini, fark edeceğini düşünüyorum. Ve o yüzden de bu yeni seçimlerin çok daha farklı bir sonucunu bulacağı kanaatindeyim. İzmir Barosu bu karar tepkisiz kalmadı tabii ilk günde adil ve tutarlı olmalıdır Yüksek Seçim Kurulu ifadeleriyle birlikte bir açıklamada bulunmuştunuz ama ardından da demokrasi nöbeti başlattı İzmir Barosu ve şu anda da devam ediyor ama birinci günde aldığınız kararları da açıklamıştınız demokrasi nöbetine yönelik. Birincisi kınama ve açıklamayla kalabilirdi aslında baronun tepkisi ama bir demokrasi nöbeti başladı. O gün neler hissettiniz? O gün neler hissettik? Yani bir kere az evvel söylemiştim, bir hukukçu olarak böyle bir kararı almayacaklarını umuyordum. Bu kararın Türkiye'nin demokrasisi açısından, Türkiye'nin demokrasisi açısından yurttaşların seçime olan inançlarını sürdürmeleri açısından çok önemli riskleri ve tehlikeleri olduğu düşüncesindeydim ve böyle bir karar çıkmaz beklentisindeydim. İyi şeylerde yanıltmıyorlar ama kötü şeylerde yanılttılar beni. Yanlış çıktı düşündüklerim. Baktık ki böyle bir karar çıktı. Kararı öğrendiğimizde Cumhuriyet Gazetesi'nin, Ege Eki'nin hava gazındaki etkinliğindeydik. Orada öğrendim. Daha doğrusu şöyle öğrendim. Artık okumaya başlamışız herhalde. Tomaların ve zırhlı ekiplerin YSK önüne sevk edilmeye başladığını öğrendiğimizde dedim ki tamam, bu karar iptal ediliyor. Onun üzerine yönetim kurulunu acil bir toplantıya çağırdık. Çünkü bu demokrasiye yönelik bir hareketti. Demokrasiyi içselleştirip içselleştirmemekle, demokrasiyi koruyup korumamakla ilgili bir sonucu vardı bu işin. Avukatlık kanunu da barolara bir görev verir. Hukuk devletini ve demokrasiyi korumak, insan haklarını savunmak baroların temel görevleri arasında sayılmıştır. Bu böyle kanunla yüklenmiş böyle bir görevi bulunan, üstelik de bu konuda duyarlılıkla hareket eden bugüne kadar İzmir Barosu olarak sessiz kalmamız mümkün değildi. Elbette epey tartışma yürüttük. Ne yapalımı konuştuk, nasıl bir şey olsun konuştuk. Bütün o konuşmaların arasından ortaya çıkan birkaç sonuç vardı. Bu demokrasiye yönelik bir karardır. Demokrasiyi ihlal eden bir karardır. Askıya alan bir karardır. Bir tür darbedir. Yargı eliyle gerçekleştirilmiş bir tür darbedir. Çünkü seçilmişlere seçim sonucunda kazandıklarını vermiyorsunuz. Ve yönetimi demokratik yollarla devretmiyorsunuz. Bu evet bir yanıyla bir tür darbe. Ne yapılabilir buna karşı diye konuştuk. O zaman dedik bu demokrasiye sahip çıkanlar açısından bir nöbete dönüşmeli. Bu bir kıvılcımı belki biz ateşleyebiliriz. Ve İzmir'de demokrasi nöbetini başlattık. Saat 10.30'du meslektaşlarımızı çağırdığımızda baronun önüne. Oldukça kalabalık bir meslektaş grubumuz geldi. O geç saate rağmen. Çok heyecanlılardı. Kararlılardı.
O gün aldığımız kararları da açıkladık. Mesela o gün şeyi de söylemiştik. Dedik ki yalnızca buradan söz söyleyerek, İzmir'den söz söyleyerek bu iş olmaz. Bu artık İstanbul'un sorunu değil. İstanbul'da bir belediye seçimi sorunu değil. Bu bir demokrasi sorunu. O zaman bizim demokrasiye sahip çıkmak anlayışıyla orada da olmamız gerekir. Ne yapalım? Biz seçim döneminde İzmir'de sandık güvenliği konusunda çok güzel çalışan bir ekip kurmuştuk. O gün yaşanan bütün olaylara anında müdahale ettiler. Yanlışların düzeltilmesi konusunda çok çaba harcadılar ve İzmir'de sağlıklı bir seçim sonucu için başarılı bir sınav verdiler. Yapar mıyız bunu İstanbul'da dedik. Niye yapmayalım? Gideceğimizi açıkladık İstanbul'da. Biz Ardan seçim içeride günü, bulunuyoruz. Evet, seçim günü İstanbul'da olacağız. Meslektaşlarımızla dedik. Başka şeyleri de gündeme getirdik. Hı hı. Suç duyurusunu gündeme getirdik. Aynı zamanda umutsuzluğa karşı bir tablo ortaya koymaya çalıştık. Çünkü aslına bakarsanız bu yerel seçimlerin şöyle bir sonucu vardı. Siyasi iktidar ne olursa olsun yenilmiyor anlayışı var. Birçok yurttaşta böyleydi. Ve sandık başına gitmiyorlardı. Bu siyasi seçimlerin ya bu 31 Mart seçimlerinin en önemli sonuçlarından biri oydu. Yenilebilirler. Ve aslında yenilmenin parolasını da verdi. Bütün muhalif güçlerin ortak hareket etmesiyle bunun ancak gerçekleşebileceği konusunda bir parola vardı ortada. Yol belli, parola belli. Bir umut ışığı oldu yani. Evet, bu bir umut ışığıydı. YSK'nın kararı bu umudu da aslında yok etmek üzerine, bu umudu da yok saymak üzerine. Bak gördünüz mü? Sizin o birleşmenize, sizin o ortak hareketinize, sizin o iradeyi sandığa yansıtmak konusundaki çabanıza rağmen ben yine bir şey buldum demeydi aslında. Buna karşı da bir umudun savunmanlığını üstlendik. İstedik ve dedik ki yurttaşlarımıza hukuka olan inancınızı yitirmeyin. Hukuk herkes için gerekecek. Biz hukukun bekçileriyiz ama aynı zamanda umudun da bekçileriyiz. Umudun da savunmanlarıyız. O yüzden de İstanbul halkının mücadelesinde, İstanbul yurttaşının mücadelesinde ki bunu artık bütün Türkiye'nin mücadelesi sayıyoruz, biz orada olacağız. Sonra bir çağrı çıkardık. Hemen öğleden sonrasında, öğlen çıkarmıştık çağrıyı. 150'nin üzerinde meslektaşımız başvurdu. Şu an 200'ü aşmış durumda sayı. İkinci bir mesaj atmadık. Henüz. Yani sandıklar sahipsiz kalmayacak başlığı çıkmıştı. Evet. 200'ün üzerine çıktık. Şimdi ikinci bir mesajı ve eğitim çalışmalarını başlatıyoruz. Hı hı. O sandıklara sahip çıkmak anlamında. İkinci bir mesaj göndereceğiz. Ben yine bu mesajla birlikte de katılacak arkadaşlarının sayısının artacağını düşünüyorum. İstanbul'da bir ilçeyi bize emanet edin diyeceğiz İstanbul Barosu'na. Çünkü onlar da alanda, onlar da seçim güvenliğiyle ilgili çalışıyorlar. Baroyla da zaman zaman görüşüyoruz, ne yapabiliriz. Sizin yeterince avukat gönderemediğiniz ya da zorluk çektiğiniz, eksik kaldığını düşündüğünüz bir ilçeyi bize bırakın. Orayı İzmir korusun, orayı İzmir savunsun diyeceğiz. Başka barolarımız da var. Yani hakikaten o ilk gün düşündüğümüz şey gerçek oldu. Bir kıvılcım demiştik. O bir kıvılcım haline döndü ve birçok barodan buna, hukuk örgütünden buna destek geldi. Açıklamalar oldu. Ankara'da açılan pankart çok hoş bir pankarttı ve çok zekice bir pankarttı. Özellikle YSK'nın karşısında duran bir ilaç. Şöyle söyleyeyim, yani YSK keşke İzmir Barosu'nun karşısında olsaydı diye düşünmedim değil yani. Olsaydı da biz yapmış olsaydık ki çok hoşuma gitti çünkü. Hı hı. Ama tabii burada şey yok, bir haset ya da bir çekemezlik yok. Demokrasiye destek verecek her türlü davranış bizim için yerinde ve olumlu bir davranıştır. Bazen şunu soruyorlar, hatta bir kısım yayın organlarına falan da konu oldu. İzmir Barosu ya da bazı barolar CHP'nin arka bahçesi mi? Onlara çok açık ve net bir şey söyledim. Biz CHP'nin arka bahçesi falan değiliz. Biz demokrasinin ön bahçesiyiz. Biz demokrasinin güvencesiyiz. Biz demokrasiye sahip çıkmak için buradayız. O yüzden seçim sonuçlarında kimin kazandığıyla değil, sandığa giren oyların gerçek biçimiyle, sandıktan çıkmasıyla ve sonuca yansımasıyla ilgileniyoruz. O yüzden bizim orada bulunmamız, hangi partiye mensup olursa olsun, hangi düşünceye mensup olursa olsun, o yurttaşlarımızın sandığa atacakları oyların görüneceğinin güvencesi olacaktır. O yüzden kimse hani söylediklerimiz üzerinden, demokrasiye yönelik sözlerimiz üzerinden ve mücadelemiz üzerinden bizi birilerinin arka bahçesinde falan göstermeye kalkmasın. Biz açık ve net söylüyoruz. Hiç kimsenin arka bahçesinde değil, demokrasinin tam da ön bahçesindeyiz, ön cephesindeyiz.
Onu korumak bizim işimiz. Kanunla verilmiş görevimiz, insani olarak görevimiz, hukukçu olarak görevimiz, baro başkanı olarak da benim şahsen üstlendiğim bir görev. O yüzden bundan vazgeçmek gibi bir niyetimiz de yok. Sizin de belirttiğiniz gibi bir kıvılcım oldu aslında demokrasi nöbeti. Diğer barolar da ardından destekledi. Bir eylemde bulundular. Peki özellikle mesela örneğin Emek ve Demokrasi Güçleri de demokrasi nöbetine yer veriyor. Orada destek veriyor daha doğrusu. Peki Türkiye Barolar Birliği'nin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben bir şeyler söylersem yine bana kızarlar ama yani nasıl değerlendirebilirim? Ortada bir tutum olsa değerlendirme şansım olabilirdi. Ortada bir tutum göremiyorum. Ortada bir değerlendirme, bir şey göremiyorum. Hani ben barolara kanunla verilmiş görev derken baroların birliğine kanunla verilmediğini düşünebilir misiniz bu görevin? Barolar bu görevin peşinden koştururken birliğin o toparlanmayı, o ortaklaşmayı sağlaması, birliğin gerçek bir lider gibi ortaya çıkması gerekirdi ve bu hareketliliği organize eden, bu hareketliliği gerçek anlamıyla bir pratiğe çevirecek yöntemleri, mekanizmaları, olanakları sunuyor olması gerekirdi. Maalesef Barolar Birliği'ni ne söz olarak ne davranış olarak aramızda göremiyoruz. Zaten belki de Barolar Birliği gerçekten olması gereken yerde olsaydı bugün bu kadar rahat at koşturulamazdı her yerde. Çünkü güçlü bir Barolar Birliği, güçlü bir hukuk kurumu, 125 bin avukata sahip bir hukuk kurumundan söz ediyoruz. Türkiye'de gerçekleşen birçok hukuka aykırılığın önünde bir set çekebilir, bir barikat oluşturabilirdi. Ama maalesef böyle değil. Ve sebebini anlayamadığımız bir biçimde sessiz kalmayı, edilgen kalmayı ön plana alabiliyor. Çok umursamıyoruz. Yani organik bir bağımız şey olarak yok. Üst kurumumuz ya da işte bir hiyerarşik altlık üstlük söz konusu değil. Biz şuna bakıyoruz. İzmir Barosu olarak bir tarihimiz, bir misyonumuz, bir görevimiz var. İlklerin barosuyuz. Bunu her seferinde ve her yerde söyledik. Bu olayda bir kez daha ortaya çıkardı bunu. Biz böyle devam etmeye, böyle yürümeye devam edeceğiz. Barolar Birliği ister bizimle birlikte yürür, ister bizi yolda yalnız bırakır. O da onun tercih edeceği iştir. Ama biz doğru bildiklerimizden ya da yapmak istediklerimizden asla vazgeçmek niyetinde değiliz. Peki nöbete olan katılımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle aldığınız geri dönüşler nasıl? Örneğin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunsoyer katıldı. İzmir siyasileri katıldı nöbete. Emek ve Demokrasi Güçleri dediğimiz gibi yine destek veriyorlar. Sizin aldığınız geri dönüşler nasıl? Katılım nasıl? Hem nöbet günlerinde hem sosyal medya üzerinden çok değerli geri dönüşler aldık. Yani birincisi refleksi bu kadar hızlı verilmiş olması nöbete katılan ya da bu konuda söz söyleyen birçok arkadaşımızın, dostumuzun, meslektaşımızın ya da emek demokrasi güçlerine sahip birçok insanımızın takdirini kazanmış durumda. En hızlı yanıt veren, en hızlı harekete geçen kurum oldu İzmir Barosu. Hızlı harekete geçersiniz ama hani böyle birdenbire bir saman alevi gibi parlar söner değildi. İlk gün toplanan kalabalık 5 gün boyunca her gün değişerek, yani aynı insanlarla değil her gün değişerek başka yüzlerle, yeni katılımlarla, yeni gelmelerle artarak devam etti. Emek demokrasi güçlerinin dahil olması da böyle bir süreçtir. Biz zaten emek demokrasi güçleriyle İzmir'de birçok çalışmayı birlikte yürütüyoruz. Çünkü demokrasi mücadelesinin aslında bir ortak mücadele alanı olduğunun farkındayız. Hani biz ya hep beraber ya hiçbirimiz sözünün hayattaki karşılığını bulmaya çalışıyoruz. Hep beraber bu cendereden kurtulmaya çalışıyoruz. Emek demokrasi güçleri dahil olup birlikte yürütelim bu süreci dediklerinde bir dakika bile düşünmedik. Onlarla beraber oturduk, bir toplantı yaptık. Nerede, nasıl, ne şekilde yürütelim diye ve konakta yapmaya karar verdik. Her hafta Cuma günleri 18.30-19.30 arasında konaktaki benim gibi yaşlı olanlar için söyleyeyim. Sümerbank önünde, eski Sümerbank önünde, şimdiki vergi dairesinin önünde
eylem devam edecek. Genç arkadaşlar da öyle bulabilirler ancak. Çünkü eski Sümer Bank önü diye bir mesaj gönderdik. Yani neresiydi orası falan diye geri dönüşler oldu. Bilmeyenler varmış demek ki. Genç arkadaşlarımız da vergi dairesinin hemen önü diye bilsinler. Konak'ta köprünün hemen ilerisinde bu eylem Cuma günleri 18.30-19.30 arasında devam edecek. Geçtiğimiz hafta bir grup vardı şarkılarıyla bizimleydi. Performans sergileyen bir hekim arkadaşımız vardı. Her hafta farklı etkinliklerle bu devam edecek. Haftada biri indirdik. Özellikle de emek ve demokrasi güçleriyle birlikte yürüyebilmek açısından bu konuda dediğim gibi gelen talebi geri çevirmedik, hayır demedik. Yerel yönetimlerin katılması bizim için çok değerliydi. Çünkü aslına bakarsan... Aslında ilk günden bir çağrıda bulunmuştunuz zaten. Evet. Demokrasiyi korurken yalnız kendimiz için istemiyoruz. Bu kentte yaşayan, bu ülkede yaşayan herkes için bunu istiyoruz. Ve bunun en somut karşılık bulacağı yer yerel yönetimler. Halkla iç içe olan, onlarla sürekli dirsek temasında olan ve demokrasiye en çok da ihtiyacı olan, işte bakın İstanbul'da bir büyükşehir belediye başkanının seçimini iptal ettiler. Yarın atıyorum Konak Belediyesi'nin, Bayraklı Belediyesi'nin ya da başka bir belediyenin seçimini iptal etmeyeceklerinin garantisi yok. Seçim sonuçlarının sağlıklı olduğuna ilişkin her çalışma aslında bütün yurttaşları ilgilendirir. O yüzden herkese çağrı çıkardık. Parti olarak çağrı çıkarmadık. Yerel yönetimlerimizi bekliyoruz dedik. Hangi partidensiniz diye de gelene sormadık. Kimin gelip gelmediği onların takdirinde bir şeydi. Ama gelenleri sevgiyle kucakladık. Onların da demokrasi için birkaç söz söylemesi bizim için de çok değerliydi. Hep söylediğimiz gibi ortaklaşmadan kazanmak mümkün değil. Bazı küçük farklılıklarımızı bir kenara koyacağız, bazı küçük farklılıklarımızı unutacağız. Ama ortaklaştığımız daha çok olan şeyler, değerler üzerinden birlikte bir demokrasi mücadelesini yürütmek zorundayız kazanabilmek için. Yani bu 31 Mart benim için dediğim gibi en önemli sonucu buydu. Hem kazanılabileceğini hem de kazanmanın yolunu gösterdi. Yani birlikte olmadan, tek başına hareket ederek bunun mümkün olmadığının bir kanıtıydı. Hem Türkiye hem İstanbul. Bütün hukuka aykırı yöntemlere, bütün hukuka aykırı işlemlere karşı çıkmanın tek yolu da böyle bir mücadeleden geçiyor diye düşünüyorum. Bu YSK'nın aldığı karar Türkiye'ye yansımaları oldu tabii doğalında. Euro'ya dolarda artışlar oldu. Destek veren sanatçıların örneğin bir liste altında toplanması oldu. Gazetecilere yapılan yine baskılar dikkat çekti. Bir umut ışığından bahsetmiştiniz. Topluma yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu söyledikleriniz o umut ışığının aslında sürdüğünün bir göstergesi. Öbür tarafta yapılanlar da yani sanatçıların örneğin bir kısım açıklamalar yapıyor olması. Buna ihtiyaç duymaları ve bunu söze dökmeleri önemli bir gelişme. Ama öbür taraftan da bu sanatçıların bir liste halinde şey yapılması, bir kayıt altına alınması ve bu kayıt altına alma halinin de açıkça söylenmesi. İşte bir demokrasinin kabul etmeyeceği şey. Fikir ve ifade özgürlüğü nerede kaldı? Tam tersini soruyorum. Şimdi ben eğer bu sanatçılar dönüp de şunu deselerdi. Biz destekliyoruz. Bu seçim iptal edilmeli. Bu seçimin iptal edilmesi doğrudur vesaire deselerdi. Yine kayıt altına alacaklar mıydı? Soru bu kadar basit. Yani aksi görüşü dile getiren, muhalif olan görüşleri dile getiren herkes için tuttukları bir çetele var. Eminim benim için de bir çeteleri vardır. Bu anlamda demokrasiden yana söz söyleyen herkes için bir çeteleri var. Ama görüldü ki o çetele bazı insanları susturmaya yetmiyor. Dün Galatasaray maçını izlemiştim. Bu arada kutluyorum Galatasaray'ı. Bir şampiyonluk daha oldu. Maçı izledim. Maçın bir yerinde bütün stadın bir slogan attığını gördüm. Ama aynı zamanda stada alınmayan pankartlar da vardı. İşte alınmayan pankartlar baskıcı yönetimin yüzünü gösteriyor. Baskıcı anlayışı gösteriyor. Pankartları stada almasanız bile bizim söyleyecek sözümüz var. Biz bunları pankartlarımız olmadan da söyleriz diyen yurttaşlar da demokrasinin sesini dile getiriyorlar. Ya bu ikisinin çatışması var şimdi. O pankartların dışarıda kalmasıyla onu kabullenip yetinecek miyiz? Yoksa pankartları dışarıda tutmak isteseniz, ona çalışsanız bile biz her biçimde sözümüzü söyleyeceğiz, düşündüğümüzü söyleyeceğiz diyecek miyiz?
Soru bu. Ve cevabı aranan da bu. Ben ikincisinin geçerli olduğunu düşünüyorum. Burada yani, da şöyle bir parantez çıkıyor. Örneğin AKP Genel Başkanı Erdoğan seçimi yenirse kazanırız ifadelerini kullanmıştı. Ne söylemesini bekliyorsunuz? Bir yarışa giriyor. Hani bir mahalle takımıyla bir birinci lig takımını aynı sahaya çıkardığınızda da sonuç değişmez. İkisinin yöneticileri de şunu diyecek. Kazanmak için çıkıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Kesin kazanıyoruz. Çünkü bir motivasyona ihtiyacı var. Kendi kitlesi açısından bir motivasyona ihtiyacı var. Bir kaybın arkasından yenilenen bir seçim var. İşte bir sürü şey saymak mümkün olabilir. Bundan başka bir şey söylemesini zaten beklemezdim. Önemli olan şey bunun hayatta, insanda ve dünyada karşılığını bulup bulmadı. Ben karşılığını bulduğunu düşünmüyorum. Biraz İzmir Barosu'ndan bahsedelim. İzmir Barosu İzmir'de oldukça dikkat çekici eylemlerde bulunuyor. Örneğin Piras Serdar ile eylemde bulunmuştunuz. Aynı zamanda yerel yönetimlerle birlikte İzmir İnsan Hakları'nın başkenti vizyon belgesini imzaladınız. Yani Çağdaş Avukatlar Grubu'nun İzmir'de etkileri görülüyor diyebiliriz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Diyebiliyorsanız ne mutlu bize. Çünkü o etkiyi göstermek için geldik. Bu çizgide devam edecek mi? İleride baronun çalışmaları nasıl olacak? Aynı bu çizgi devam edecek. Çünkü biz şunu söyledik. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi çok farklı alanlarda aslında çalışıyoruz. Kadından, çocuğa, LGBT+'lardan, mültecilere. Her alanda ve her yerde sözümüz var, söylenecek sözümüz var. Aslına bakarsanız bir tek şey söylüyoruz. Yani bakmayın her alana, herkese ilişkin bir şey söylediğimize. Biz bir tek şey söylüyoruz. İnsan hakları diyoruz, hukuk devleti diyoruz, demokrasi diyoruz. Söylediğimiz şey bu. Muhatapları değiştiğinde bu kavramlar değişmiyor. İnsan haklarının içinde LGBT bireyler de var. Kadınlar da var, çocuklar da var, mülteciler de var. Hepsi insan hakları kavramının içinde. Demokrasi kavramının içinde hakeza hepsi var. Yani mağdurlarını ya da muhataplarını farklılaştırdığınızda bazı kavramlar değişmez. Biz oradan yola çıkıyoruz. Biz hukuk devletinden, demokrasiden, insan haklarından yana tavır koyan bir baroyuz. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Ya bugün 4 ayrı çalışmaya katıldım. Öğlen geri gönderme merkezindeydik. Evet. Birkaç avukat arkadaşımız, 8 avukat arkadaşımız ve bir tercüman, yanlarında bulunan bir tercüman, 2,5 saat boyunca avukat görüşme odasında iki kapısı kapatılmış bir alanda kilitli bırakıldılar. Kapıları çaldıklarında yanıt alamadılar. Kimse gelmedi, cevap vermedi. Müvekkillerini de getirmediler. Görüşme sağlanmadı. Dosyalarını getirmediler. İşlerini yapmalarına izin vermediler. Şimdi bu aslında bir başka gözdağı verme biçimi ya da bir başka baskı biçimi. Bu kadar üstüne gitmeyin, bu kadar zorlamayın, durun demenin bir türüydü. Duracak mıyız? Hayır. Bugün gittik. Orada bir basın açıklama yaptık. Sorunları hakkında Göç ve İltica Komisyonumuz şikayet dilekçesini hazırlıyor. İdari ve cezai başvurularımız var. Ve bunların takibini yapacağız. Başka bir yerde, daha dün Diyarbakır'da bir meslektaşımız, eşi olan ve boşanmaya çalıştığı doktor olan eşi tarafından, bunu doktorlar, bütün doktorlar için bir şey söylemiyorum tabii. Bunu şunun için söylüyorum. Hani bu kadına yönelik şiddet sanki eğitimsizlerin, sanki belli bir kesime ait bir davranış biçimiymiş gibi lanse edilmesine karşılık olarak söylüyorum. Doktor olan eşi tarafından sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü çocuklarının göz önünde. Kadına yönelik şiddet durmuyor. Bunun için de sözümüz var. Gerekirse o davaya ihtiyaç duyulursa, bizden talep olursa elbette katılacağız. Bir önceki gün şu reçet dosyasındaydı arkadaşlarım, evet, yönetim kurulu üyelerim. Ondan sonra gittiler bir başka dosyada aile içi bir istismar vakasında avukatlık yaptılar. Ben birçok meslektaşımın yargılandığı dosyada, İzmir'de yargılandıkları dosyada gidip avukatlıklarını yapıyorum. Ben duruşmaya baro başkanı sıfatımı bir kenara bırakıyorum. Gidip avukatları olarak o duruşmalara giriyorum, onları savunuyorum. Çocuklarla ilgili bir istismar vakası varsa oraya arkadaşlarımız gidiyor. Adana'yı da takip ediyoruz. Trabzon'u da takip ediyoruz. Yani yerin neresi olduğunun bir önemi yok. Ve mağdurun kimliğinden bağımsız yapıyoruz bu işi. En önemli kısmı bu. Yani yalnızca bir etnik kimlik, yalnızca bir dini kimlik, yalnızca bir ayırıcı özellik üzerinden müdahalemiz söz konusu değil.
Yaşanan mağduriyetin ne olduğuna bakıyoruz. Evrensel hukuk kuralları, insan hakları ilkeleri ve o mücadelenin içinden süzülüp gelmiş değerler neyi gösterir ona bakıyoruz ve geçiyoruz karşısına. Hepsi bu kadar. O yüzden aslında İzmir Barosu belki de bu kadar sahiplenilmesini, kamuoyunda da sahiplenildi, onu çok rahat söyleyebilirim. Bugün yaptığımız her paylaşım binlerle ifade eden kişiye ulaşılıyor. On binlerle ifade edilen kişiye ulaşıyor. Bu kadar sahiplenilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Sözümüz var. Sözümüz sahici. Yalana dolana hiç girmiyoruz. Hiç kimseyi kayırmıyoruz. Ve kimseden korkmuyoruz. Söylenmesi gerekeni, söylenmesi gerektiği yerde, söylenmesi gerektiği biçimiyle söylüyoruz. Bununla şunu söylemeyeyim, çok iddialı olur. En iyisini biz biliriz iddiasında değiliz. Elbette eksik kaldığımız yerler vardır. Eksik kaldıklarımız için muhataplarından ya da kim bu konuda eksik olduğumuzu düşünüyorsa üzgünüm demeyi de biliriz, eleştiri almayı da biliriz ama eksik kalmamaya çalışıyoruz diyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Aman bir yerde bir şey unutmayalım, bir şeyi atlamayalım. Çabamız o kadar yoğun ki. Yani her birimiz neredeyse işte sosyal medyada bir şey paylaşıldı mı, gazetede bir haber var mı vesaire falan. Dün Sayın Hanımız Aydın'daydı. Jeotermale karşı direnen işçilerin yanındaydı. Dedim ya, her alanda ve her yerde olmaya çalışıyoruz. Gücümüz yettiği kadar buna devam edeceğiz. Parolamızı belirledik ya da deniz fenerimizi, ışığımızı belirledik. Hukuk devleti, demokrasi, insan hakları. Böyle bir hedef belirledik kendimize. O hedefe doğru da yürüyoruz. Bunu söylerken şu sakın atlanmasın. Bazen öyle söylüyorlar. Ya o kadar çok siyasi şey söylüyorsunuz ki. Avukatlar nerede? Neresinde bu işin? Siz bir barosunuz. Avukatlara ilişkin ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Avukatları da elbette ki unutmuyoruz. Onlar bizim varlık sebebimiz. Onlar bizim ne yapıyorsunuz? Asıl alanımız. Ne yapıyoruz? Mesela haftanın 3 günü konferanslar, seminerler, paneller düzenliyoruz. Çünkü baroda. Avukatların baroda. Avukatların öncelikle güçlü olmaları, bilgi olarak güçlü olmaları gerektiğine inanıyoruz. Çünkü kazanmak zorundayız. Bu kadar net. Yani bulunduğumuz her yerde muhataplarımızdan daha fazlasını bilmek, muhataplarımız derken elbette ki meslektaşımız diyebileceğimiz hakim, savcıları kastediyorum. Onlardan daha fazlasını bilmek zorundayız. Onların karşısına daha güçlü çıkmak zorundayız. Bu anlamda birincisi burada güçlü kılmaya çalışıyoruz. İkincisi ulaşılır bir baro yaratmaya çalıştık. Bunu da büyük ölçüde başardık. Şu anda bütün meslektaşlarımızın elinde bir telefon numarası var. Bir tek numara. Her gün nöbetçi bir yönetim kurulu üyemiz var. O telefonu çevirdiklerinde mutlaka bir yönetim kurulu üyesi. Herhangi bir baro personelinden, işte bu işte görevli bir başka arkadaşımdan söz etmiyorum. Bir yönetim kurulu üyesi o telefonun karşısında arayan meslektaşıma yanıt veriyor. Cezaevinde bir problem mi yaşadı? İçeri mi giremiyor? İçeri girmesi için gerekeni yapıyor. Savcılarla görüşüyor, gerekiyorsa gidiyor olay yerine. Karakola alındı, herhangi bir şey mi yaşadı? Oraya gidiyor. İcra dairesinde bir problem var, ona müdahale ediyor. Anında çözebileceklerini anında çözüyor. Eğer zamana ihtiyaç duyuyorsa onu da toparlayıp getirip olay ne, vaka ne, bunları da değerlendirip yönetim kurulunun önüne çözümü, yani için bir, çözümü için bir gündem yaratmaya çalışıyor. Hiçbir yerde yalnız bırakmadık. Bazen şöyle şeyler geliyor bize. Mesela geçenlerde oldu, söylemekte beis görmüyorum. Bir cumhuriyet savcımız muhtemelen iş yoğunluğundandır. Yalnızca cuma günleri öğleden sonraları dosya incelenebilir diye bir yazı asmış kapısına. Şimdi kanun böyle söylemiyor. Bir avukat gittiğinde dosya incelemek için dilediği zaman bu dosyayı inceleyebilmesi gerekir. Böyle cuma günü öğleden sonraya koyuyorum gibi bir şey yok. Yakınma bize geldi. Bildirdiğinde arkadaşlar bir yazı yazdık. Kanunda bizim bulamadığımızı söyledik. Ekine bir de kanun koyduk yazını ve geri gönderdik. Cumhuriyet Savcılığı'na dedik ki bulursanız bize de bildirin. Kaldırdılar yazıyı. Yazının, bizim yazımızın ulaştığı gün kapıdaki yazı kaldırıldı gitti. Başka bir yerde ayağa kalkmadığı gerekçesiyle meslektaşlarımızdan biri hakkında şikayette bulunmuşlar. İşlem yapın, disiplin işlemi yapın diye göndermişler. Biz dedik ki yani ne istiyorsunuz? Kanunda olmayan bir şeyi bir avukattan nasıl isteyebilirsiniz? Kanunda yer almayan bir hüküm için biz buna daha
Ta 7 yıl önce karar vermiştik. Siz hala burada mısınız? Ve 7 yıl önce aldığımız kararı gönderdik onlara Ekin'de. İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 7 yıl önce şu tarihte almış olduğu karar ekte sunulmuştur. Karar gereğince işlem yapılması, avukatın ayağa kalkması zorunlu değildir diyerek yanıt verdik. Benzer bir sürü şey yapıyoruz. Yani hiçbir alanda yalnız bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz, çabalıyoruz. Dediğim gibi elbette eksiklerimiz vardır. Elbette yetişemediğimiz yerler vardır. Onlardan da haberimiz oldukça onları da toparlamaya ve düzeltmeye çalışıyoruz. Sayın İncel, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Programımız da sonuna doğru yaklaşıyorken sizden izleyicilerimize yönelik son çağrınızı alalım. İzleyicilerimize yönelik son çağrımız. İzmir'deyiz, o yüzden İstanbul'u merak etmeyin. İstanbul'da oylarınıza biz sahip çıkacağız diyorum ama size de önerecek bir tek şeyim var. Yasak sözcüğü bizim kitabımızda pek yer almaz. Yasağın her türlüsüne karşı çıkıyoruz. Ama şimdi ben size bir yasak söyleyeceğim. Umutsuzluk yasak. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki yerel gündem yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.